Rum mezesi yapacağız ve en önemli malzememiz kırmızı mercimek. Meze ve kırmızı mercimek. Çoğu Rum'un bile bilmediği, ancak 70 yaşın üstündekilerin hayal mayal hatırlayabileceği, şansımız da tam 2 bardak çıktı. 2 bardak kırmızı mercimek ihtiyacımız var. Şunları ilk önce hemen bir yıkayalım. Kırklı, 50'li yaşlardaki Rum vatandaşların bile kolay kolay hatırlayamayacağı, bilemeyeceği bir meze yapacağız. Kırmızı mercimekleri yıkadıktan sonra şöyle bir suyunu süzelim. En büyük ocağımı yine en güçlü şekilde yaktım. Hemen bir tava, isteyen tencere. Ben daha net gözüksün diye tava kullanıyorum. Ve ocağın altı yanarken hemen mercimekleri atıyorum. 2 su bardağı mercimeğe 1, 2, 3, 4 su bardağı su, 2 çay kaşığı tuz. Kaynamaya başladığı anda hemen şu üstündeki kefleri, köpükleri alıyoruz. Tadı güzel olmasını istiyorsanız mutlaka bu köpükleri, kefleri toplayabildiğiniz kadar en yüksek oranda, maksimum oranda almaya çalışın. Altını kısıyorum. Altı en kısıkta. Kapağımı şöyle yarım kapatıyorum. Takriben yarım saat kadar kısık ateşte pişecek. 2 su bardağı mercimeğe 4 su bardağı su koyduk ama sıcak su koymadık. Oda sıcaklığındaki suyla mercimeği haşlıyoruz. Ya Koray, bu kadar önemli mi? Ufak detaylarda saklı lezzet. Devam. Şu şekil ağır ağır pişmeye devam etsin. Suyu çekene kadar. Yarım saat oldu ama dediğim gibi süre önemli değil. Ne zaman ki üstünde böyle delikler oluşmaya başladığı anda altını kapatıyorsunuz. Ve şuradan da bakabiliriz. Dibinde su var mı? Hatta bakın, görüyor musunuz? Hafiften yapışmalar var. İşte istediğimiz bu. Püre halini aldı. Önemli olan bu. Böyle kabuk kabuk kalmayacak. Eğer bunu yakalayamazsanız biraz daha su katıp üstüne tekrardan çektirebilirsiniz. Ama ölçüler yeterli olacaktır. Ve şu şekil alıyorum. Kafada şöyle bir soru işareti olabilir. Ya Koray, bu temizlemek zor mu değil mi? Kaşığı sürdüğünüz anda çıkıyor. Herhangi bir tavaya zarar vermiyor. Kolay temizlemek isterseniz şöyle su dökeceksiniz ve bir kaşık yardımıyla böyle suluyken, bakın, suyla kendini nasıl temizledi görüyor musunuz? Bu şekilde temizleyeceksiniz. Zor bir şey yok. Şimdi tavayla işimiz bitti. Hatta bakın, sıcak suyun altına tuttum. Hemen hemen temizlendi görüyor musunuz? Daha sıcak suyun altına tutar tutmaz. Daha sıcakken hemen içine 1 yemek kaşığı, hatta 1,5 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, 1-2 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1-1,5 çay kaşığı tuz. Şunu şöyle bir karıştırdıktan sonra köşeye alacağız ama şunun bir tadına bakalım. Her zamanki gibi ilk lokma sizin. Ya Koray, daha bir şeye benzemiyor. Niye bize tadına baktırıyorsunuz? Bana güvenin. Bana güvenin. Şu anda böyle böyle müthiş kaşık kaşık yersiniz. 6 yemek kaşığı gibi düşünün. Her zaman kullandığım süzme yoğurtum yok. Bunu kullanacağız. Bu geldi, sipariş vermiştim. 2 diş sarımsak. Büyük büyük sarımsak. Sarımsaklarınız küçükse 4 tane kullanıyorsunuz. Bir avuç dereotu. Sevmiyorum diyen kullanmayabilir. Ama kullanan çok daha lezzetli bir meze yer. Koray, biz daha önce böyle bir meze görmemiştik. Nereden buluyorsun bunları? Bunu 70 yaşın altındaki Rumlar da, Rum vatandaşları da bilmez. Bu arada Rum musun filan diye soranlar, yok kardeşim, Türk oğlu Türk'üm. Ha, ama bunları niye merak ediyorsunuz? Siz mezenize bakın. Bu kadar basit. Yarısını hemen oyuna kat. Bak, yarısı buraya. Bu kadar kolay bir şey nasıl bu kadar lezzetli olabilir Koray? Hiç, neredeyse hiç malzeme yok. Zaten bütün yemeklerin çıkma nedeni yokluk zamanı değil mi? Karıştır. Karıştır. Şunun %90'ı hazır. %90'ı. 1 kırmızı soğan.
Kırmızı soğanı ortanın ikiye kes. Ortaya ikiden kestikten sonra ince ince kes. Tuz. En sevmediğiniz insanı düşünün. Şöyle sıkı sıkı kemiklerini kırdığınızı düşünün. İşte vahşet. Yemek kanalı ama vahşet de var. Bütün hıncınızı alın lavuktan. Bütün hıncınızı. Yaklaşık 5 dakikadır bütün acı suyunu çıkarttım. Hemen oyuna. Limon. Bir limonun yarısı. Yani kademeli katmanızı tavsiye ederim. Fazla gelebilir. İlk önce bir yarım limon. Bence yeterli olacak. Malzemeye göre. Ama tabii ki tercih sizin. Bir tutam maydanoz. Görüyorsunuz değil mi? Gerçekten bir tutam. Fazla maydanoz koyup maydanozun tadının öne geçmesine izin vermeyin. Karıştır. Şöyle karıştırdıktan sonra 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı. Ege zeytinyağı kullanıyorum. Ege yöresinin devamlı zeytinyağı siparişi veriyorum. En iyisini bulacağız. Yani laf söyledim, unuttum değil. Şu parlaklığa bakar mısın? Şu görüntüye bakar mısın? Valla restoran işletenler, komşu bodrum meyhanesi, Ufuk Hanım, bunu yazın bir yere. İnsanlara bir kere tattırın. Bakın bakalım başka bir şey istiyorlar mı? Bitirelim mezemizi. Zeytinyağı. Biraz renk ver. Şu bir. Yarım yemek kaşığı, hatta bir tatlı kaşığı tereyağı. Kısık ateşte. Bir yemek kaşığı zeytinyağı. Bir yemek kaşığı ayçiçek yağı. Yarım yemek kaşığı nane. Kısık ateşte yapıyoruz bunu, unutmayın. Kısık ateş. Ve bir çay kaşığı kırmızı pul biber. Altını kapat. Altını kapat. Evet, işte bu. Kesinlikle yakmadan. Kesinlikle. Kırmızı pul biber. Şu da zeytinyağlı kırmızı soğanlı mercimek ezmesi. Vallahi burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? Yani aklı olan şunları bir yere yazar yapar. Siz bilirsiniz. Ben size göstermek için. Elimizde süzme yok varken bir de haydari yapalım. Gerçek haydari yapıyoruz. Bir dilim beyaz peynir gibi düşünün. Kolay ezebilmek için bir yemek kaşığı zeytinyağı. Ve ez. Şöyle çatalla güzelce ez yalnız. Haydari yaptığın zaman en kolay meseleden bir tanesi, hiç bekleme falan istemez. Eğer biri size diyorsa ki haydari yaptığın zaman bekletin, hemen oradan uzaklaşın. 2 3 4 5 Şöyle dolu dolu 6 yemek kaşığı süzme yoğurt. Kesinlikle normal yoğurtla olmaz. Kesinlikle. Kesin süzme yoğurt olmalı. En az 1 sarımsak. Ben 2 tane kullanıyorum. Ama en az 1 tane kullanmalısınız. 1 avuç dereotu. Dereotu olmazsa olmaz. Mutlaka dereotu. En az 1 avuç. Herkesin kendi avucu kadar. Ölçü bu. Bekletmeniz gereken bir meze değil. Kıvamını yaparken ayarlamalısınız. Süzme yoğurt kullanmalısınız. Yoksa sulanır. Basit gibi gözükür ama basit tarifler her zaman daha zordur. Burası önemli. Önden bir çay kaşığı nane. Karıştır. Şöyle iyice karıştırdığınıza emin olduktan sonra, bak, tam bir yemek kaşığı tereyağı. Tereyağı attığım anda altını kısıyorum. Attığım anda altını kısıyorum. 1 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Olmayan ayçiçek yağı da kullanabilir. Fokur fokurlamaya başladığı anda tamamen altını kapatıyorum. Altını kapattıktan sonra bir tatlı kaşığı nane. Şu anda. Bak, altı kapalı. Dikkat edin. Altı kapalı. Sesleri duyuyor musunuz? Hala pişiyor.
Şöyle 30 saniye nanenin tamamen yağ lezzetini vermesini istiyorum ve daha sonra şimdi karıştır. Merak etmeyin, şaşmaz ölçüler. Hiçbir yerinde ezilmemiş peynir kalmamalı. Haydarinizin çok daha uzun süreli olmasını istiyorsanız dolaba kaldırın. Dolaba kaldırdıktan ne zaman servis yapacaksınız? O zaman tereyağını ekleyin. Ondan sonra servisinizi yapın. O zaman çok daha uzun süre dolapta dayanır ortaya. Ortaya koyduktan sonra tam ortasından açmaya başla. Şöyle üstten doğru ver, o aşağıya doğru kayar. Hafif kuru nane. Her zaman gibi ilk lokma sizin. Bir tadına bakın bakalım nasıl olmuş. Şöyle fazla fazla alıyorum. Şunun bir lezzetsiz olma şansı var mı sizce? Şunu mutlaka mutlaka yapmalısınız. Açın ağzınızı. Her zaman gibi ilk lokma sizin. Bu efsane. Benim favorim. Müthiş bir şey. Tek derdi tabaklarca yedirir. Haydari. Nizami. Her yerde olması gerektiği gibi. Meyhane ustalarının yaptığı şekilde. Vay be. Bilhassa bunu evde yapın. Diyeceksiniz ki ya Koray sen ne yaptın? Bize ne gösterdin? Şunu da hiçbir yerde göremeyeceğiniz. Eski Rumların, Rum meyhanelerinin mezesi. Ha, izleyip izleyip abone olmayan vicdansızlar. Hala vicdansız deyince bir de üstünsük utanmadan yorum yazanlar var. Vicdansız deme bence. Vicdansız dediğin için işte izlemem olur biter. İzleme kardeşim, izleme. Biz bize yeteriz. Delikanlıysanız, dürüstseniz, düzgün insansanız, muhabbetten anlıyorsanız, kısacası bizim gibi insanlarsanız buyurun. Başımızın üstünde yeriniz var. Rahatsız oluyorsanız izlemeyin kardeşim. Biz de sizi istemiyoruz zaten. Hepimize sağlık. Tekrar herkese selamlar.